23-29 haftalık burcumuza hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Ve sevgili koçlar, yükselen burcu koç olanlar ve ay burcu koç olan güzel takipçilerim, güzel bir hafta, keyifli bir hafta sizlerin olsun. Bu hafta gökyüzü hem kavuşum içerisinde hem de Venüs balık burcu seyrini gerçekleştirecek. Bu da sizin yeni oluşturmak istediğiniz iş fırsatlarınız, kendinizle ilgili fedakar yaptığınız, işle ilgili fedakarlık olduğumuz noktaları daha net görmemiz gerekiyor. Ve Venüs-Satürn 23 Ocak'ta kavuşumuyla birlikte kendinize ait güzellikleri, sistemle alakalı yeniliklerini de farkına varacaksınız. 25 Ocak'ta Güneş-Satürn kavuşumu, o da sizin fikirleriniz, yani kendiniz yaratacağınız alanlarla ilgili büyük oluşumlar gerçekleşecek. Yurt dışı seyahatimizle ilgili iş gereği gitmemiz gereken yeniliklerimiz var. Ve bu yenilikleri doğru hayatımıza geçirdiğimizde konumumuz, seyahatlerimizle alakalı noktada ciddi bir başarıya ve üst düzey alan içerisindeki insanlarla kendi enerjinizi yansıtacağınız bir hafta. Aynı şekilde ekip, toplantılar, telefon trafiklerimizin de yoğun olacağını düşündüğümüzde siz bu hafta gayet yorucu. Özellikle çarşamba ve perşembe sizin için Allah'ım ben dinlenmem gerekiyor. Yeni dosyalar, yeni oluşumlar üst üste yüklediler diyeceğiniz bir hafta var. Aynı evrede de devlet kurumu, kurumsal devlette bağlantılı iş beklenti içerisinde olan proje, yenilik yapmak isteyen sevgili takipçilerim için şunu demek istiyorum. Önünüzdeki engellerin çok rahat aşacağınız, kendinizi daha iyi ispatlayacağınız bir hafta. Geçmişe dönük iş bağlantısı içerisinde olduğunuz yeni fırsatları da gözden geçirmemiz gerekiyor. İşsizseniz ve hala aynı noktada mücadele ediyorsanız Şubat 5-15 arasında yeni teklifler, yeni oluşumlar sizin de iş hayatınızla ilgili renklilik katacak. Eğitimle ilgili yaşadığımız iş gereği süreçlerimizin yoğun süreçler olacak. Bir yandan dosyalar, bir yandan hesaplar, bir yandan da eğitimlerimiz bizim hayatımıza renk katacak. Duygusal bakmamayı öğrenmeniz gerekiyor. Çünkü siz duygusal baktıkça hayatınızdaki geçmiş oluşumlarınız, yaşadığımız hatalarımız ön plana geçişiyor ve bu yüzden aynı hatalara maruz kalabileceğinizi uyarıyoruz. Yani bu hafta duygusallığa yer yok ve Venüs balık burcunda nasıl duygusallığa yer yok derseniz biraz bunu törpülememiz lazım. Çünkü hataya da müsait yapınız var ve alıngan yönünüz de çok fazla olacağı için yönetici, ekip arkadaşı, çalışma arkadaşlarımızdaki arada bağlar sıkıntıya düşebilir. Eğer ki kendi işinizi büyütmek, yeni fikirleriniz varsa çok doğru bir döngüdesiniz. Alan değişikliği, yeni fırsatlar, yeni oluşumlar, yeni çevre sizin sosyal hayatınızda renklendirecek gözüküyor. Şunu demek istiyorum. Kendinizin yeniden yaratmak istiyorsanız yarım bıraktığınız eğitimler ve başarmak istediğiniz fırsatlar, yurt dışı ile ilgili evraklar, halledilmesi gereken vize ve bu konularla ilgili geciktiğiniz noktaları da gözden geçirin. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada özellikle eşinizin yenilenmesiyle ilgili yaşadığı yeni oluşum, yeni bir alan onu sıkıntıya soktu. Ev enerjisinde dağınıklıklar var. Sizin de finans sektörü, alım satım sektöründeyseniz yeni projelerde çok daha büyük yaratıcı yönünüz, hatta size farklı konumlarında değerlendirilmesi gözüküyor. Aile içerisinde kendinize vakit ayırmanız gerektiği, özellikle pazar günü çok kaliteli bir evde yaşamanız gerekiyor. Çocuklar ve sizin üzerinizde dağınıklıklar var. Okuyan sevgili gençler, evet güzel bir döngüdesiniz. Kendinizi yeniden şifalandıracaksınız. Enerjinizi dağıtacaksınız. Ve yarım kalan göremediğiniz eğitimlerle alakalı noktayı da en iyi şekilde belirlemeniz gerektiğini uyarın. Evet, aşk enerjiniz çok fazla var. Geçmişteki kırgınlıklar ve anne baba kırgınlıklarınızı da tamir etmeniz lazım. Geçmişe dönük beklediğiniz ilişkiyle ilgili hala hayalleriniz ve yıpranan noktada yüzleşmek istiyorsanız bu hafta gökyüzü bu konuda desteklese de size yeni alternatif insanlar var. Evet, ailemizde bekar, evlilik hazırlığı içerisinde olan sevgili takipçilerim için bu hafta ailelerin tanışması ve kendi yörüngemizde bize ait noktaları da güzel bir şekilde belirleyeceksiniz. Bu da size iyi gelecek. Bir de yeni tanışma, enerji size fazlasıyla gökyüzü sizi destekleyecek. Yeni aşk, yenilikler, yeni fırsatlar. Ama her şeyden önemlisi ailenize ait uzun süredir devam eden yasal problemler. Ailemize ait ceza ve mahkemeli konular bu Şubat 4'e kadar hareketli olacak. Yani 23 olacak, 29
Ocak arasındaki gerginlikler, dosyaları unutmamamız gerekiyor. Bunlar bizim için cezai dosyalar olabilir. Aileden biri sıkıntı yaşayabilir. Aynı şekilde çocuk tedavisi ve uzun süredir çocukla ilgili tempomuz varsa biraz bunu sakinleştirmemiz gerekiyor. Çünkü bu döngü sizi biraz yıprattı ve depresyon enerjisine itti. Şubat sonuna doğru bunu dengelerseniz sevinirim. Biraz ara verelim, vücudumuz da dinlensin diyorum. Bu ara ev taşınma yoğunluğumuz ve araç değiştirme fikirlerimiz yoğun olacak. Ama ekonomik olarak sistemde bazı hatalar yaptığınız için ilk önce bu dengeleri oturtmamız lazım. Yoksa ekonomimiz daha çok darlaşabilir. Çalışmayan ev hanımlarımız ve bu ara çocuklarınızın temposu, ailevi krizler ve kendinizi yorgun hissediyor olabilirsiniz. Hadi bakalım güzel nakış kursları, güzel eğitim alanlarına kendinize bir 4 saat zaman ayırarak evdeki kaosu da, evdeki enerjiyi de değiştirebilirsiniz. Özellikle eşinizin aile büyüklerinden kaynaklanan miras konularımız hareketli olsa da eşinizin çok umurunda değilmiş gibi gözükse de o hızlı bir hareket edecek ve haklarımızı her noktada alacak. Bu ara özellikle evinizde kız çocuk ve erkek çocuk yoğunsa çocuklarımızla alakalı dikkat etmemiz gereken özellikle alışkanlıkları, özellikle davranış şekillerini bir kontrol etmemiz gerektiğini ve onların eğitim konularıyla ilgili askıya aldığımız noktaları biraz daha toparlamamız lazım. Evet, mutfakta elektronik eşyalar, özellikle fön makinesi ve ütü ve çamaşır makinelerimizde aksilikler yavaş yavaş harekete geçiyor. Ani bunların yenilenmesi lazım. Uzun süredir koltuk temizleme ya da koltuk takımı ile ilgili yenilikler fikriniz vardı. Bence koltuk temizleme zamanı doğru bir zaman diyorum. İhmal etmeyin. Evet, taşınmamız gereken kiracımız, mal sahibimiz ya da kiracı olduğunuz noktada yaşadığınız bazı sorunları görmemiz lazım. Nisan ayına kadar bulunduğumuz noktada tartışmalar söz konusu olacak. Bunları bir toparlayalım ve yeni bir ev arayışı yaşayalım diyorum. Bir de evlenmiş, ayrılmış olan çiftlerimizle alakalı noktada da iş konularınızda güzellik, yeni heyecan evresi, kısa yolculuklarımız var. Sağlık olarak dikkat etmemiz gereken noktamız, bu ara ayak ağrılarımız, diz kapaklarımız ve alerjik olarak da göz alerjimiz olabilir. Mutlu bir hafta olun efendim, hoşça kalın. Sevgili aslanlar, yükselen burcu aslan olanlar ve ay burcu aslan olanlar, nasılsınız efendim? Özellikle yurt dışı ile ilgili, yurt dışında yaşayan sevgili aslan burçlar için farklı ülkelerle ilgili bağdaş kurduysanız bu hafta bunlar için olumlu bir süreç. Özellikle sevgili aslanlar, Ankara'daysanız, Ankara'da yaşayarak, Ankara'da çalışıyorsanız artık daha deniz gören bir noktada, daha doğası güzel olan bir noktaya geçiş planınız var. Bunlarla ilgili başvurularınızda biraz daha mücadele etmeniz gerekiyor. Özellikle Ege tarafına yerleşmek, Ege ile alakalı bağ kurmak isteyen aslanların o bölgede çalışıyorsanız yoğun bir iş temponuz ve bu konuda da kendinizle alakalı noktada liderliğinizi çok daha ön planda tutacaksınız. Marmara ya da Doğu bölümünde çalışan sevgili aslanlar için iş değişimlerinden çok yöneticilerinizle aranızdaki krizleri ve onların agresif tavırlarını doğru yönlendirdiğinizde hak edişlerinizi de alacaksınız ama sizin onlara tahammülünüz yok. Onların davranışları ve enerjisi yıpratıyor sizi. Ve unutmayın ki kurumsalda ihracat, alım, satım, özellikle gemilerle, tırlarla mallar yapıp böyle bir iş kapınız varsa büyük yükselişler, büyük yeni oluşumlar ve şirketinizin farklı bir yabancı ortağı da gündeme gelecek. O yüzden burada şirkette başka insanların da bu alanda hisseli ortaklar olacağı gözüküyor. Yenilikler, yeni sözleşmeler söz konusu. Hem sizin işinizle alakalı yeriniz hem de yeni oluşumlar size renk katacak ve kendinizi daha doğru ispatlayacaksınız. Devletle alakalı belli noktada çalışan sevgili aslan burçlarına şunu demek istiyorum. Siz buraya kendinizi çok ait hissetmiyorsunuz. Mecburiyetten ve burada kendinizi ispatlayamayacağınızı bildiğiniz için şöyle diyorum. Evet, işi bırakmayın ama ailenize ait bir şirket kurarak bu sistemin altyapısını oturtabilir ve online sistemde yönetebilirsiniz. Bence acele etmeyin. Devlet kurumunuzda olduğunuz kadar yükselmeleriz. Hatta sınavlarınız söz konusu olacak. Bunları da gayet başarılı şekilde başaracaksınız. Devlette çalışıyorsanız pes etmeyin istiyorum.
Eğer ki ortaklı, serbest alanda, alım satım, emlak sektöründeyseniz bu hafta çok hareketli ve yoğun satışlarınız, aynı şekilde yeni tanışacağınız insanlarla da farklı paylar alarak çalışacağınız işlerimiz olacak. Bu da sizin daha kendinizi, alanınızı genişleteceksiniz. İşsizseniz ve hala iş krizi yaşıyorsanız ve yurt dışına gitmek istiyorsanız bir yakın dostunuzun desteğiyle birlikte yurt dışı firması ya da yurt dışı ile bağlantılı kapılarınızın açmasına yardımcı olacak. Ama bu hani bu hafta mı oluyor? Hayır, siz bu başvuruları, bu enerjileri yapacaksınız ve önünüzü açacaksınız. Unutmayın 23 Ocak'ta Venüs-Satürn kavuşumu sizin mutlu olacağınız iş fırsatlarınızda keyif almanızı, aynı şekilde kendi otoritenizi yaratacağınızı gösteriyor. 25 Ocak'ta Güneş-Satürn kavuşumu hem otorite insanlarla hem de yeni oluşturacağınız gruplarda başarı ve primlerinizin daha yoğun olacağını gösteriyor. 27 Ocak'ta Venüs Balık Burcu hem verimli hem de başka insanların oyununa gelmemeniz gerektiğini uyarıyor. O yüzden kendinizi daha disiplinli, daha kurallı, zaten siz neyin ne istediğinizi bildiğiniz için farkındalığınızın farkındasınız. Evet, bu ara dil eğitimleri, farklı eğitimler, işiniz gereği eğitimler, ufak tefek kurslar, mecburi gideceğiniz yurt dışında 3 haftalık diyaloglarımızda da başarı hakimiyetiniz var. Unutmayın, kendi işinizi açmak istiyorsanız altyapıyı planlamadan, çünkü hayalleriniz çok büyük ve ekonomik gücünüz şu an yapabileceğiniz nokta çok belirgin, ama siz hayallerinizin zorlayacak bir iş imkanı yaratacaksınız. Bu konu sizi yıpratır. Yavaş yavaş büyüyerek sisteminizi kurmanız lazım. Özellikle mühendis ve uluslararası mühendislik alanında projelerdeyseniz ödüllü bir döneminiz var. Bu ara yazarlık ruhunuz, blog yazarlığınızda da başarılarınız var gözüküyor. Kendinizi güzel ifade edebilirsiniz. Sosyal ağlar, dijital alanlarda işlerinizle ilgili biraz spam enerjileriniz olabilir. Sizi yıpratan insanlar sizinle ilgili iftiralar atabilirler. Siz asla vazgeçmeyin. Başarı ve markaya doğru gideceksiniz. Bu ara güzellik merkezi, güzellik ve doktorsanız, estetik doktorsanız çok büyük aydınlanma iş kapılarınız olacak ve şirketinizde de alanınızı büyüteceksiniz. Daha büyük bir kurumsala doğru geçeceğiniz gözüküyor. Dedim bile. Babanıza ait ortaklı bir işiniz ya da aile köklerinize ait işi babanızı biraz kenarda tutarak daha jenerasyona ait bir sistem yaratmanız lazım. Maşallah abileriniz ya da babanız sizin fikirlerinizi biliyor ve doğru olduğunu biliyor, ama onlar kendi saltanatını kaybetmemek için sizi frenliyor olabilirler. Hiç korkmayın, onlar sizin fikirlerinize saygılılar. Evet, gökyüzü size çok güzel aşkı, yeni tanışacağınız, güzel toplantı içerisinde olacağınız seyahatlerde göz kırpan enerjiler var. Aşk size iyi gelecek bu hafta. Flörtöz ruhunuz, enerjinizi daha keyifli hissedeceğiniz, kendi içsel yaralarınızı kendi kendinize tamir edeceğiz. Bu ara ceket, kıyafet, elbise, bu tarz şeylere de merakınız ön planda olacak. Ve kafanıza taktığınız kişi sizindir, bilginiz olsun. Geçmiş ilişkilerin komple sayfasını kapattınız. Siz kendinize doğru enerjilerle sevilmeyi öğrenecek ve öğreteceksiniz. Yalnız geçmiş bir ilişkiniz tıpış tıpış ayağınıza gelecek. İster istediğinizi söyleyin, ister içinizdeki kalanı dibine vura vura ifade edin diyorum. Bu ara boşanma fikri olanlar, özgürlüğünüze kavuştunuz, hayırlı olsun. Aynı şekilde kalbinize açtığınız insanda güzel enerjiler var. Var var. Uzun soluklu aldatılma korkusu yaşayan, evlenmeyen çiftlerde gerçekten her iki tarafında flörtöz ruhu var. Bu ara her iki tarafta birbirini göz çapkınlığıyla aldatıyor olabilir. Dikkatli olunuz. Bir de kalbinizde acı çektiğiniz kişinin size değmeyeceğini, siz ne kadar kıymetlisiniz, bunu bir görseniz keşke diyorum. Ve kendinizi bu konuda iyileştirin. Meditasyon yaparak, yoga yaparak enerjinizi düzeltmenizi öneriyorum. Sevgili ev hanımları, çocuklarınızla alakalı bağdaş kurduğunuz noktalarda gayet başarılı ve keyifli olacaksınız. Yalnız çocuklarımızın ağızları ya da gençlerimizin dolguları düşmüş olabilir. Onları bir doktora götürmeniz gerekiyor. Çünkü ön dişlerde hafif hassasiyet ve kararma var. Aynı şekilde eşinizin iş temposu ve iş yoğunluğu. Bu ara evde çok dağınık bir enerjiniz var. Ve bütün gardırobun ütülenmesi lazım. Ve bir sürü yemek ve misafirlerinizin yoğun olacağı bir hafta. Ama siz başarılı bir enerjisiniz ve bunları en iyi şekilde yapacaksınız.
Boşanma fikri olanlar zaten bitirdiniz. Ama evliliğinde yeni şans, bu ilişkiyi tekrar düzeltmek istiyorum diyen aslanlar bu hafta sürprizlerle hayatınızdaki insana hediye alarak enerjinizi düzeltmenizi daha ön planda. Evlenmiş, ayrılmış, iş konusunda şanssız olan aslanlar hem gireceğiniz işte aşkı yakalamak hem de kalbinize doğru iş kapısınızın yarın. Bu ara el eksemalarımız, alerjik reaksiyonumuz ve özellikle boyun fıtığımız sıkıntılı olacak. Aman doğru spor yaparak vücut yağlanmamızı önlememiz lazım. Hoşça kalın efendim. Sevgili yaylar, yükselen burcu yay ve ay burcu yayı olan güzel takipçileri mutlaka üçünü birlikte dinlemenizi öneriyorum. Sevgili yaylar, iş konunuzla ilgili özellikle 23-25 Ocak'ta Güneş-Satürn kavuşumu sizin hayatınızla ilgili seyahatlerde aksilikler, otorite figürlerde tartışmalar, iş yerinde ani değişecek yer değişimleri biraz sizi sıkıntıya düşürebilir. 23 Ocak'ta Venüs-Satürn kavuşumu yeni icat edeceğiniz, yeni başvurularınız, yeni işlerle ilgili de güzel kapılarınız var. Aynı şekilde 27 Ocak'ta Venüs balık burcuna geçiş yapıyor. Aileye fedakarlık konularınız ve maddi konularla alakalı yaralarınızı sarmayı uyaracak. O yüzden bu hafta neyle yüzleşiyoruz? Yaralarla ve işlerle ilgili nerede olmanız gerektiği ve nasıl bir iş alanında var etmeniz gerektiğini öğrenmeniz lazım. Evet, kurumsal içerisinde, yoğun tempo içerisinde olan sevgili takipçiler, özellikle insan kaynakları, müdür yardımcısı ya da birinin asistanıysanız bu hafta çok hareketli ve yoğun bir süreç olacak. İşte evrakta, toplantıda, maillerde mümkün olduğu kadar iletişimde dikkat etmeniz gerekiyor. Bunlar sizin bir testten geçeceğiniz. Bu testi başardığınızda da ünvanınız ve paranızla alakalı net konuşmalar aydınlığa kavuşacak. Özellikle de kurumsalda farklı bir kurumsalla ilgili iş bağlantı kurmaya çalışıyorsanız bu fırsatlarınız da olumlu olacak. Yurt dışı ihracatı, alım satım, büyük fabrika alanlarında çalışıyorsanız şirketinizde bazı değişimler, iş yönetici ve işçi çıkartılma gibi durumlara da hazırlıklı olmanızı öneriyorum. Yerinizde, ekipte çıkartılması gereken birçok insan sizin adınıza iftira yapabilir. Hazırlık ve temkinli olun istiyorum. Eğer ki devlet kurumuyla alakalı bağlantı sürecinde devam eden işlerinizle ilgili olumsuz gördüğünüz noktalarda size farklı alanlarda gelecek renkler ve güvende hissedeceğiniz masanızın rahatlığı var. Yalnız ekip içerisinde olduğunuz insanları sevmiyor olabilirsiniz ama onlara bakışlarınızı sevmiyor gibi değil, seviyor gibi yapın. Çünkü onların sizinle ilgili sorunu yok. Siz sadece onlarla aynı fikirde olmadığınız için sorun gibi görüyorsunuz. Bu ara yemek beslenmenizde ufak tefek dikkat etmemiz gerekiyor. Ani zehirlenmeler, gıda zehirlenmelerimiz söz konusu olabilir. Mümkün olduğu kadar bunlara dikkat edelim sevgili takipçilerim. Unutmayın ki yeni işe başladıysanız bulunduğunuz noktada kendinizi en iyi şekilde ispatlayacaksınız ve hayatınızda da kalıcı iş fırsatınızı en iyi şekilde yansıtacaksınız. Yurt dışı mailleriniz, bunlarla alakalı başvurularınızda hiçbir problem yok. Ertelenmeler olacak, geç çağrılmalı olacak. Eğer ki sizin vatandaşlık başvurunuz varsa ya da bununla ilgili yaptığınız evraklarda eksiklikleriniz varsa bunları tamamlamanız lazım. Bu gideceğiniz yolculukta alınacak gözüküyorsunuz. Bunlarla ilgili bu dönem, bu fırsatlar sizin enerjinizde yüksek gözüküyor. Ve aynı şekilde evlatlarınızla ilgili üniversite ya da liseyle ilgili, yurt dışı ile ilgili imkanlar yaratmaya ya da burs arıyorsanız şimdiden araştırın. Çocuklarınız çok zeki ve çok akıllı ve başarılı bir noktada olacak. Hem üniversite hem de lise hayatında. Aynı şekilde ortaklı işleriniz varsa ve ortak olduğunuz aranızdaki krizleri düzelteceğimiz ve yeni anlaşacağımız grup işler var. Bunlar bize ekstra kazançlar sağlar. Muhasebecisiniz, bu alanda yerinizi büyütmek, farklı bir alan, emlak alım satım ofisiyle çalışıyorsanız burada yine oluşacak büyük plan bilançolar ve büyük kazançların size boy göstereceği gözüküyor. Aslında dışarı serbest olanlarda daha büyük kazanç var. Sabit olduğumuz noktada belirsizliklerde netliğe kavuşmak var. Eğer ki çocuğunuzun polis ya da asker olması ile ilgili başvurularınızda, devlet memurluğu ile ilgili başvurularında olumsuzluk varsa tekrar hakları var. Çocuklarımızın enerjisini yıpratmayalım. Tekrar onların motivasyonunu arttıralım.
çalışan evli çiftlerimiz arasında eşinizin seyahat, iş gereği seyahatlerde biraz güveniniz kırılabilir. Aynı şekilde sizin de gideceğiniz seyahatlerde eşiniz sizden şüphelenebilir. Her iki tarafında hatası yok. Kıskançlık evreniz var. Evet, yeni bir taşınma konumuz olabilir ve mal sahibiniz sizi çıkartabilir. O yüzden bununla ilgili ani çözüm yaratmanız lazım. İlişki konusunda kendinize ait noktada ilişkinizle alakalı sımsıkı sarılacağım ve bu ilişkiyi toparlayacağım dedikçe aşağı çökmeye başladınız. Karşı tarafın sizinle hiçbir alakası yok. Emek verdiğiniz şey sadece siz sabrediyorsunuz. Bu ilişkiyi artık bitirin diyorum. Uzun soluklu ilişkinizde de ailevi problem ve aranızda kültürel bir farklılık var. Bunu gördüğünüz takdirde bu evliliğin doğru olmayacağını görmeniz lazım ama tabii ki aşıksınız. Ben alışırım diyorsunuz ama hani evlenip boşanıp maktansa bu ilişki biraz daha böyle götürerek, aile içerisine girerek kendi dengelerimizi görebilir, ona göre karar verebiliriz. Nişanlı ya da sözlü çiftlerimiz için gerçekten Mayıs-Haziran sizin için doğru bir süreç ama ani eşinizin askere gitmesi ya da eşinizin devlet memurluğuyla alakalı olumlu süreç aranıza bir mesafe oturtacak. Belki gecikmeler olabilir. Panik yapmayın, o sizin hayat arkadaşınız gözüküyor. Araç almayı planlayan için değiştirmek, almak Mart ayı bunun için doğru bir süreç. Zaten para eksiğiniz var, krediye girmek istemiyorsunuz. Araç bakımınızı yapın. Bazı borçlarınız var, bunları toparlayın. Mart'ın 7'sine kadar bu araç evremizde sizin için olumlu. Yani hayallerinizde araç almak varsa olumlu olarak gözüküyor. Bu ara hiç ilişkisi olmayan ve aşk konusunda şanssızım Yemin ablaya. Hala benim adını koyamadığım ilişkiler var, beni kimse sevmiyor, çok değersizim diyorsanız hayır, artık değer evreniz, yani görünür enerji olarak da auranızın yüksek olacağı bir hafta yavaş yavaş doğru insanı bulacaksınız. Umutsuz insan yok. Hepimizin içinde bir umut Allah'tır. Siz umudunuzla bir barışın, Rabbimle barışmış olursunuz diyorum. Evet, evli çiftlerimiz özellikle eşinizin ve kendi içinizdeki soğukluk evresi, çok uzun süredir yaşadığınız tartışmalar, güvensizlikler sizi fazlasıyla yıprattığı için ve artık birbirimize güvenemiyoruz, ilişkiyi tam toparlıyoruz, yine aynı başta izliyorsanız bu ilişki güzel gidecek. Sadece iyi bir ilişki terapisti, birbirinizi anlayacak doğru bir diyaloğa ihtiyacınız var. Gerçekten baş başa vakte ihtiyacınız var. Çünkü siz de onunla baş başa vakit geçirmiyorsunuz. Çocuklar, ev, iş, tempo derken kendinize ait bir alanınız yok. Sevgili ev hanımları, çekin düzen zamanı, kendinizi geliştirmeniz lazım. Ufak tefek kurslara giderek enerjinizi oturtmanız lazım. Siz de bunun farkına varırsanız her şey sizin için iyi olacak. Bu ara çocuklarınızın fazla dağınık ruhsal dünyasını belki bir psikologla, pedagogla düzeltebiliriz. Ve çocuğun, anaokulunda bir çocuğunuz varsa o anaokulunu değiştirmeniz lazım. Çocuğumuz orada sıkıntı. Bu ara çocuklarınız da dil peltekliği olabilir, konuşurken heyecan yapıyor olabilirler ve tikleri oluşabilir. Lütfen çocukların üstüne gitmeden hiç onu görmüyormuş gibi ifade ederseniz o tiklerden kurtulacak. Bu ara saç dökülmelerimiz çok yoğun bir noktada. Hani vücutta ani oluşacak dökülmeler, ciltte lekelenmeler oluşabilir. Bir cilt bakımı evreniz. Son zamanlarda da tansiyonunuzla alakalı dikkat etmeniz gerekiyor. Bir de şu göbek yağlarımız ve basen yağlarımız ciddi anlamda vücudu sıkılaştırmak lazım. Kaslarımız artık çökmeye başladı. İyi bir spor. Evlenmiş, ayrılmış ve mutsuz olan çiftlerimiz için renkli bir hafta, bol seyahat edeceksiniz ve kendinize değer vereceğiniz bir hafta. Hoşça kalın efendim.